billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İkinci mebhas. Kaderin işte derin sırlarına inşallah bugünkü dersten itibaren giriyoruz. Bu da ehli ilme mahsus ince bir iki ilmidir. Ancak ulemanın Vasıflı insanların, alimlerin içerisinden çıkabileceği ince, ilmi bir tetkik tet olacak yani. Tetkik, araştırma, inceleme anlamına geliyor. Nedir o? Sual şu. Kaderle cüz-i nasıl tevfik edilebilir? Yani bir taraftan Allah'ın kaderi var, plan var, program var, yazı da var. Biz bunları anlattık. Yazı ne anlama geliyor? Allah'ın yazısı Allah'ın zatı bizim zatımıza benzemediği gibi. Allah'ın sıfatları bizim sıfatlarımıza, isimleri bizim isimlerimize, şunat-ı ilahiye bizim işlerimize benzemediği gibi Allah'ın kendine ait bir yazısı var. Biz yazının mahiyetini bilmiyoruz. Mahiyetini bilmediğimiz şeyin varlığını inkar edemeyiz. Şimdi kromozomlarda insanların kromozomlarında 46 tane değil mi? Her bir 6000 sayfalık 46 ciltlik dev bir ansiklopedik bilgi yazılı mı değil mi? Hangi kalemden, hangi harflerinden? Bu harflerden sığar mı o yazılar oraya? Bir CD'de veya şu kadar diyelim bir elektronik parçada koca bir holdingin, şirketin Bilgi ve malumatı var mı yok mu? Yazılı mı? Hangi harfler, hangi çizgiler kullanılarak yazılıyor? İnsanın hafızasında Kur'an-ı Kerim 6.666 ayetiyle beraber var mı yok mu? Nasıl? Suretler gözde soyunurlar. Sesle gelenler kulakta soyunurlar. Hadisatla gelenler de hayalde soyunur. İnsanlara bilgi ve malumatlar, manalar çeşitli vesilelerle gelirler. Ses bir vesiledir, harfler bir vesiledir, olaylar da birer vesiledir. Sesle gelenler ses kulaktan içeri girmez. İnsanın kalbine, hafızasına ses girmez. Kulakta soyunur, elbisesini çıkarır. Görüntüde gelenler Işıklarla gelenler gözde soyunurlar. Hadisatla gelen de hayalde soyunur. Kalbin karanlık köşelerine manalar çıplak girerler. Biz manaları izah edip anlatamayız. Mananın lisanı olmaz. Konuşmanın yazmanın lisanı olur. Düşünmenin lisanı olmaz. Adam İngilizce konuşur, İngilizce düşünemez. Ağzından çıktığından itibaren lisan devreye girer. Dolayısıyla hafızalarda Allah'ın yazılışı, yazışı, katledeki manaların dizilişi öyle bir satırlardaki gibi değil. Öyle olsa hafız bizim kitapta aradığımız gibi ayetleri arar da değil mi? Acaba nerede? Hafızamın neresinde? Ayetin başını hemen sonunu getiriyor. CD'ye bas. O bilginin hazinesine gir. İstediğin şey istediğin anda buluyorsun kitapta aramaya kalksan kendi yazdığı, kendi telif ettiği kitapta adam konuyu aramak için ne yapıyor? Epey meşgul oluyor. Ha, işte bakın. Allah'ın zatı bize benzemi Yazması da benzemez. Kader vardır. Takdirdir. İlimdir. Yazı da var. Ama mahiyeti meçhuldür. Bir şeyin mahiyetini bilmememiz onun olmadığını göstermez. Bunu ayıralım birbirinden. Şimdi bu kaderle hem böyle bir kader var. Bir de bizde irade var. Cenab-ı Hak bizi serbest bırakmış. Ya Rabbi. Hem kader diyorsun, plan program hem de bizi serbest bırakıyorsun. İkisi de hep örtüşüyor. Biri diğerini teyit ediyor. Tenkıs etmiyor. İptal etmiyor. Muhalefet yok. a bu denkliği nasıl anlayacağız biz? Kader mi bize hakim? İrade mi kadere hakim? Mesela. Bu uygunluğun üstad izahını yapacak şimdi. Bu muvafakat bu denklik, bu paralellik nasıl oluşuyor? Bunun bir tarafı cebriye mezhebi, bir tarafı mutezile mezhebi. Kader hakimdir desek, irade baskı altındadır. Nereye giriyoruz? Cebriye'ye giriyoruz. İrade baskı altındadır. Plan ona göre değişiyor desek, mutezileye giriyoruz. Ehli sünnet, ikisi paralel gidiyor diyor. Bir ehli sünnetin görüşünü burada öğreneceğiz inşallah. Kaderin en muğlak meselesinin başı budur arkadaşlar. Yani örneğinde şöyle vermiştik. Abi mesela mühendis planı çizer. Önce mimar değil mi? Programın orta, projesini ortaya okuyor. Ona göre mühendisler ne yaparlar? Duvarlarını, tesisatını, ısısını neyse teknik kısımlarının projelerini çizerler. Peki müteahhitler ne yaparlar? Adımı neye göre atar? Plana göre atar. Kaderde böyle mi yani? Allah planı programı çizmiş. Biz de kalkıp bunu uyguluyoruz. E bu niye böyle? E plan öyle. Mi değilse müteahhit planı değiştirebilir mi? Değiştiremiyor. İkisi birbirini nasıl teyit ediyor? Bir zıtlık, bir şey olmadan. Tenakuz, tenakuz olmadan arkadaşlar. Soruyu açıyoruz ki cevabı da biraz daha kolay anlayalım diye. Eğer desen kaderle cüz-i nasıl tevfik edilebilir? Hem insanda irade var, hem de Allah'ın kaderi var. Hem irade-i cüz'iye iman etmek imanın şartlarındandır, hem de kadere iman etmek imanın şartlarındadır, şartlarındandır. Hem irade-i cüz'iye iman edeceğiz, herkeste irade-i cüz'iye vardır. Kimse buna itiraz edemez. Hem de Allah'ın bir planı, programı var. İkisi birbirinden atbaşı gidiyor, muvafakat ediyor. Tenakuz, tezat olmuyor. El cevap yedi vecihle. Yedi tane madde sıralayacak. Yedi vecihle. Şimdi maddeler de ileriye doğru hassasiyeti artacak. Tabi daha derinle girecek. Üstadın da böyle bir kaidesi var. Birinci cümle, ikinci cümle avam içindir. Herkes ondan istifade eder. Mesela örneğini verelim. Şimdi burada da bunu örneğini vereceğiz. Hakkati miraç nedir? İlk cümlesi nedir muazzez üstadımızın? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam merati bir kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Bu cümle hemen hemen herkesi doyurur. Ekmek gibi. Aç evet. Şimdi gel gelelim daha teferruatlı yemeğe. Bolu bol ustası ayrı. Erzurum'un adeti ayrı. Ha. Aynen bunun gibi birinci cümle herkesi aşağı yukarı tatmin eder. Ben daha fazla bilgi öğrenmek, daha teferruata girmek istiyorum. Ondan sonra sıralıyor üstadımız. Ondan sonra gelenler işin erbabına, meslek sahibine, ihtisas alanlarına girer. Şimdi üstadımız aynı metodu burada takip edecek. Birinci veci dedi yedi vecihle. Herkes için rahat anlaşılabilir bir konu. Ondan sonra kademe kademe mezheplerin ihtilaf konularına girecek. Koca bir mezhep. Çok vasıflı insanlar, yetenekli insanlar nasıl bunu anlayamamış? Bizim kalitemizden dolayı değil. Sizi tenzildim. Ben, benim kalitemden dolayı değil. Yanlış anlamayın. Ya üstad farkı bu. Ve ne zaman araya girdi mi, bizim gibi insanlara bu meseleyi çok rahat anlatıyor. Büyüklük burada zaten. Birincisi, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim, adalet intizamı, hakim de mizanı gösteriyor. Ayrı ayrı şeyler. İntizam ayrı, mizan ölçü ayrıdır. Evet, adil hakim, insan için medar-ı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyari vermiştir. Bir cümle. Bir kere bunu önce anlatıyor. Herkese Cenab-ı Hak kainatta adalet dağıtan, kainatta hikmetsiz bir iş yapmayan, bizim bilmediğimiz olaylarda bile adalet hikmet yüklüdür. Bunu anlattık bizden evvelki derslerde. Hiç hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz bir olay dahi olsa bizim idrakimiz, aklımız kifayet etmiyor. Allah'ın orada adaleti, hikmeti fevkalade ceryan ediyor. Kainatta Allah'ın adaletine ve hakim olduğuna bu kadar deliller varken e, insanı imtihana tabi tutsun, sizi imtihan edeceğim desin. Dolayısıyla imtihana girecek bir insana da hürriyet, rahat sorulara cevap verip vermeme şansını, hakkını elinden alsın vermesini haşa. Bu Allah'ın adline, hakim ismine yakışmaz. İmtihan o ki Talebe kağıdı, kalemi eline aldığında istediğini yazabile. Buna imtihan denir. Bakın şimdi arkadaşlar. İstese o çocuk, o derste, diyelim imtihan fizikten çocuk da çalışmamış. Bir şey de bilmiyor. Boş durmayayım diye bir resim çizse. Fizik dersinde resim çiziyor. Çizebilir. Der mi hoca evladım? Ver bakayım o kağıdı niye? Sen fizikte resim çiziyorsun diyebilir mi hoca? Hocam karışma. Benim gönlüm resim çizmek. Veya resim değil de hocaya isyan etse birer cümleyle. Hani? Aleyhinde hocanın gıybetin dedikodusunu yapsa. Yine hoca kağıdın elinden alabilir mi? Evet. Ne zamana kadar? İmtihan bitene kadar. İmtihan bitene kadar sanki hakimiyet talebede. İstediğini yazıp istediğini çizebilir değil mi? İmtihandan sonra hakimiyet kime geçer? Hocaya. Şimdi kağıda bakar. O da saltanatını gösterir ona. Şimdi 7 milyar insan hayat boyu imtihanda hayat sayfasında herkes istediğini yazıyor mu yazmıyor mu arkadaşlar? Yani fizik dersinde resim yapanlar var mı? Var. Yani namaz vaktinde kahveye gidenler Allah korusun. Daha kötüsünü söylemeyelim. Ramazanda e, yanlış cevap verenler, kağıdını boşu boşuna dolduranlar, Allah hangisini kağıdını elinden alıyor? Bak burada bir vicdani yaklaştığımızda Herkeste bir irade var. Herkes sayfasına hayatı boyunca istediğini yazabilir. Kimse onu engelleyemiyor. Engellense ona imtihan denilmez. Bu irade hepimizde mevcut mu? Mevcut. Mahiyeti nedir? Mahiyetini bilmememiz bu iradenin bizde olmadığını göstermez. Demek ki kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adili hakim, her şeyi hikmetli, her şeyi adaletli yapan Allah bu kadar milyarca insan imtihana tabi tutacak, dünyaya gönderecek. Hadi imtihandasınız, serbestsiniz diyecek. Bir de elini kolunu bağlayacak. Her istediğini yaptıracak. Terslik olur. Elimizi kolumuzu bağladığı yerde imtihana tabi değiliz. Cinsiyetimizin imtihanı yok. Irkımızın imtihanı yok. Ömrümüzün imtihanı yok. Hangi anne babadan doğdun? İmtihanı yok. Coğrafyanın imtihanı yok. Yani Doğu Anadolu'da doğanlar gitti. Ege'de doğanlar kurtuldu. Var mı böyle bir şey? Çünkü niye? Allah orada bizi serbest bırakmamış. Kağıdımızı kendisi doldurmuş. Peki bize bıraktığı bir alan var. İrademizin alanı. Orada ise serbestiyet bırakmıştır. Namaz kılmak, kılmamak. İsyan etmek, etmemek. İbadet yapıp yapmamak, iman etmek, etmemek. Serbest. Peygamber bile olsa mucize gösterse serbest baskı altında değil. Öyle bassas denge kurmuş ki. Ya Resulallah ya ya Muhammed gel demişler. Ay ikiye parçalı Aleyhisselatü Efendimiz'e biz sana iman edeceğiz. Parçalıyor. Ben şakkal gamer. Ay ikiye parçalanıyor. Ne diyor karşındaki müşrikler? Yetimi Ebi Talib'i sihri semayı da tuttu. Bu nasıl bir sihir ki? Semaya da tesir ediyor. Eğer Böyle olmasa bakın bir peygamber gelecek. Akı zaman peygamberi. Her şey onun için yaratılmış. Onlar da anlaşacaklar. Anlaşma icabı iman etmeleri lazım gelirken yine isyan ediyorlar. Demiyor Allah sizin belanızı versin. Onlara bak beddua bile etmiyor. Biz olsak iki tokat atarız. Sözünüzde durun ya insaf edin de ay ikiye böldük. Bırak ikiye bölmeyi. Yani Şuradan bir şey getir şunu yapayım diyen adamın boğazına sarılıyoruz. Söylediğiniz yerine getirmedin diye. İşte mahkemeler. Çeki senedi dönmüş söz yerine gelmemiş diye. iflas ediyor adamın evine haciz getiriyoruz. Peygamber kimin hangi müşrikin evine haciz getirdi? Bunlar sözünden vazgeçtiler diye. Hayatlarına haciz mi koydu? Değil. İşte dinimizde vicdan hürriyeti. Düşünce hürriyeti ifade ettiğini söyleme hürriyeti veya diyelim düşündüğünü söyleme hürriyeti. Peygamber bile olsa baskı altında değil. Buradan da anlıyoruz ki iman tekliftir. Zorlama yoktur. Peygamberin zorla, zorlayamadığını biz kim ki zorlayalım? İşte böyle olmazsa imtihan denmiyor bakın. Hem bir taraftan açık bir taraftan da perdeli. <laughs> Böyle bir Cenabı Hak insan için medar sevap ve ikab olacak. İnsanı imtihana göndermiş. İnananlar cennete, inanmayanlar cehenneme. Sevap var, ceza var bir de. Önümüzde de bu var. Peki madem sevap ve ceza var, imtihan olacak. İnsan da imtihanda nedir? Hür ve serbest olacak ki, kalem ile istediğini yazacak ki, baskı altında olmayacak ki ona imtihan densin. Ve biz baskı altında olmadığımızı, her istediğimizin yapıldığını değil mi? irademiz dahilinde olarak vicdanen biliyoruz. Medar-ı sevap olacak mahiyeti meçhul, mahiyeti bilinmeyen bir cüz ihtiyarı vermiştir. Mahiyet dediği esası, künhü, aslı bilinmez. Zaten insanlar hiçbir şeyin esasını, aslını bilemezler. Mahiyet Allah tarafından bilinir. Biz suretleri biliriz. Biz birbirimize mümin gözüyle bakarız. Öyle de kabul ederiz. İçimizi kim bilir? Allah bilir. Her insanın bir mahiyeti vardır. Ben onu bilmem. O kapı Allah'a açıktır. Olay ve hadisatın biz zahirine bakarız. Mahiyeti Allah'a açıktır. Kimse mahiyete giremez. Mesela aklımızdan şüphemiz var mıdır? Yoktur. Bana aklanlatabilir. Aklın mahiyeti nedir? Katı mıdır? Sıvı mıdır? Uzunluğu var mıdır? Rengi var mıdır? Hayır. Bakın. Veya diyelim limonun zahirini biliriz. Mahiyetini anlayamayız. O da hissi olarak bilinir. Sen bir adama limonu on gün anlatacağına ver bir dilim yesin daha hayırlı. Bak nasıl anlıyor. Bazı şeyler hissi olarak bilinir. Mahiyetleri bilinmez ama. Şimdi irade cüz'iyemiz hissi olarak var mı yok mu? Var. Anlatın. Limonun tadını anlatın. Nasıl anlatacaksınız? Mümkün değil. Hangi ekşiye yaklaştıracak? Hep bütün ekşiler var. Ne kadar varsa hepsi için şirk olur. Vişneye benzemiyor. Kızılcağa benzemiyor değil mi? Bir yığın ekşiler var. Aynen bunun gibi insanda irade cüziye vardır. Biz bunu hissi ve vicdanı olarak biliyoruz. Ama irade cüziyenin mahiyeti nedir? Aklımızın mahiyetini bilmediğimiz gibi. Limonun mahiyetini anlatamadığımız gibi irade de mahiyetini anlatamamamız olmadığını göstermez. Çünkü hiçbir şey mahiyeti itibariyle insana tarafından bilinmiyor. O o saha kapalıdır. O adili hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi bir yığın kainatta olaylar oluyor. Hiçbirinin farkında değiliz. Üstadımız öyle buyuruyor. Kendi vücudumuzda kendi şuurumuzun taalluk etmediği gayet şuurlu işlerin ceryan etmesi gösteriyor ki ne biz failiz ne de bizim mesbabımız. Esas fail Allah'tır. Bir zat var ki bizde tasarruf ediyor. Biz kendi varlığımızın hal ve hareketimizin daha şuurunda değiliz. Onun mahiyetine girip de intikal edemiyoruz. Nereden Cenab-ı Hakk'ın diğer mahlukatla münasebetlerini eşyanın münasebeti, hadisatın dilinden anlayıp da mahiyetlerini keşfedeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın diyor, yaptığı şunat ı ilahiyede, kainattaki tasarrufat ilahiyede çok hikmetlerini bilemediğimiz gibi ama inanıyoruz hep hikmetlidir, faydalıdır, hayırlıdır. Şu cüz-i ihtiyarinin kaderle nasıl tevfik edildiğini, paralel gittiğini, birbirinden birbiriyle örtüştüğünü bilmememiz olmamasını göstermez. Bak şimdi. Eksikten noksanlığımızdan bir cevap verdi. Tıp İnsanın kemiğinin kenarında bir tane delik daha keşfediyor. Bak yeni buluyorlar. Demiyor şimdiye kadar bulduklarımız kafi. Bu da fuzulidir. Demiyor ya. Niye? Hikmeti var. Niçin bu delik buraya açılmış? Hemen hikmet araştırılıp bir şeyler çıkıyor. Yine buldukları bulamadıklarından daha az. E böyle bir Cenab-ı şu anatı böyleyken gözünün önündeki bir yığın olayların esasını, aslını, hikmetini idrak edip anlayamazken mahiyetini bilmediğimiz hem kader hem de irade cüz'iyenin nasıl örtüştüğünü paralel olduğunu bilmememiz örtüşmediğini göstermez. Mutlaka birbirini teyit ediyor. En azından yüzde elli insan bununla mutmain olur. Çünkü Allah adildir, Allah hakimdir. Adil ve hakim olan Allah Bizim bilmediğimiz kaderin planlamasından dolayı bir grup insanı cennete, bir grup insanı cehenneme dahi götürse, gönderse, hikmetini bilmediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bu şu şuunatı, bu efali maslahatlıdır, hayırdır, güzeldir ve hikmetlidir ve adildir diyecek bir Müslüman. Niye? Benim aklım idrak etmese de böyle bir adili hakim, böyle bir hikmetli her şeyi tanzim ve tertip eden Allah birilerine cennetlik, birine cehennemlik diyorsa hikmeti vardır kardeşim. Babama güveniyorum da haşa, öğretmene güveniyorum da, patrona güveniyorum da, Cenab-ı Hak, kainatın sultanı haşa bize zulüm mü eder? Adalet vardır. Bak, bak bilmesek bile Allah'ın kainattaki tecelli ettirdiği sıfatın, sıfatlarının şunatına bakan bir insan bu planlamaya da aleyhte konuşmaz. Hikmet arar, maslahat arar diyor Dedi Dedikodusunu yetmez en azından kaderi bilmeyen bir adam maziye bakarak, şahit olduğu olaylara bakarak kaderin ileri dönümüze getireceği müspet veya menfi ahiretteki hal ve karşı haşa yanlışlık diyemez, zulüm diyemez, adaletsizlik diyemez, hikmetsizlik abesiyetle hükmedemez. Hikmet vardırdır. Bu birincisi. İkincisi biz zarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Herkes kendisinde, insanlar özellikle, mahsusen insanlar kendisinde mecburen, vicdani olarak irade sahibi olduğunu anlar diyor. İrade sahibiyiz değil mi? Ne de? Cenab-ı Hakk'ın bilip iradesini ve kudretini bizim irademizden sonra devreye sokup yarattığı her şeyden mesulüz. Ama Cenab-ı Hakk'ın biliyor olup İrade ve kudretini beraber uyguladığı hiçbir şeyden de mesul değiliz. Birinde irademiz alınıyor, diğerinde alınmıyor. Kimse ırkından mesul değildir. Kimse cinsiyetinden sorumlu değildir. Kadınlar cennete, erkekler cehenneme. Hayır. 60 yaşına kadar gidenler tehlikede. 80'e varanlar kurtuldu. Böyle bir şey yok. Bakın dikkat. Niye? Ömür, ırk, cinsiyet Allah'la ilgilidir. Orada bizim irademiz esas alınmamıştır. Bize bir şey sorulmamıştır. Takdir ondandır. Yaratma da ondandır. Ama ibadetler, hasenat ve seyyiatlar, günahlar ve isyanlar Allah tarafından biliniyor o kader. Ama yaratma Allah'ın muradı ve kudreti bizim irademizden sonra devreye girip yarattığı her şeyden de mesulüz. Orada da irademiz sür ve serbesttir. Her insan burada kendisinde bir hürriyet, bir irade vicdanen biz zarure bilir izahını yapamasa bile diyor. Şimdi buraya derse geldik. Zorlayan oldu mu? Hayır. Şimdi bazı arkadaşlar kalkıp gidiyorlar. Olabilir. Kimse bir şey diyemez. Niye? İrade ediyor oturmaya, irade ediyor gitmeye bak. Baskı yok. Baskı olsa dersin değer ve kıymeti kalmaz. Baskı olsa imanın değer ve kıymeti kalmaz. Aynı aynı. Farklılık olmaz. Evet, o ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Bak, bir matematik problemi gibi anlatamaz. Ama vicdanen bilir ki bende ne var? Ben afetin hayvanlar gibi değilim ya, ağaçlar gibi değilim ya. Kendi irademin alanları içerisinde her istediğimi yapma hürriyeti Allah bana vermiş. Kimse bunu inkar edemez diyor. Zaten bu inkar edildi mi? Cebriye'ye kayarız. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Demek vücudunu bilmek, mahiyetini bilmek anlamına gelmiyor. Çok şeyler var, vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti meçhul bilemeyiz. Bilemeyiz yani. Mesela ruhumuz var değil mi? Var. Canlılığı sağlayan nedir? Ruhtur. Herkes ruhu, benim ruhum diyor. Ruhuna sahip, ruhu var. Peki anlat benim dediğin, seni yaşatan, seni sevindiren, seni memnun eden, seni inkisara uğratan değil mi? Seni üzen, seni ilim sahibi yapan, meslek sahibi yapan, insanlar arasında temayüz ettiren ruhu anlat desek hangimiz ruhu anlatabiliriz? Hiç. Ruh hakkında bir cümle bile konuşalım. Ne konuşsak yanlış olur. Ama inkar mümkün mü? Değil. Elektrik var mı yok mu? Abi nasıl ya elektrik işte. e, bu elektrik mi arkadaşlar? Hayır. Hayır, değil. elektrik ışık değildir ya. Yani. Isı da değildir. Soğukluk da değildir. Ama elektriğin varlığı kesindir. Bak mahiyeti bilinmiyor. bakamıyor musun? Mahiyeti bilinmez meçhul. Demek birçok şeyler var ki mahiyeti bilinmez, varlığı kesindir. İşte irade cüziye de mahiyeti itibariyle bilinmese bile herkes her insan kendisinde bir irade olduğunu bilir. Bunu vicdanen bilir, hissen bilir. İlmen anlatamayabilir. <laughs> Muhabbet denen bir şey var mıdır? Var. Anlatın. Anlat. Bak anlatın. Anlatamayız. Bir ağacı anlattı muhabbet anlatabilir miyiz? Bak şunu anlatabilirsiniz. Bardağı anlatabilirsiniz. Ağırlığından, şeklinden değil mi? Şemalinden belli. Bunu anlattığımız gibi korkuyu anlatabilir miyiz? Bak, korkusuz insan yaşar mı? Herkeste bir korku var ama anlatamıyoruz. Bu kadar şeyi kabul et. İradeye gelince benim iradem yoktu. Niye? Ben bilmiyorum ki irade nedir. Bilmesen bile vardır arkadaş. Her şey bizim ilmimize münhasır değildir. Her şeyin mahiyeti Allah'a açıktır. Her şeyin mahiyetini o bilir. Zaten biz mahiyeti bilsek haşa yaratıcı oluruz. Tabi mahiyetler kapalıdır. Mahiyeti bilen yaratır. Ama inceleyen mahiyeti idrak edemediğinden dolayı yaratamıyor da bak. Limonu inceliyor. Sineği inceliyor. Uzman oluyor. Ama bir sineğin kanadını yapamıyor. Mahiyeti hala meçhul. Sütü inceliyor. Sütü inceliyor. Sütü kurutuyor. Sütten imalat yapıyor. Süt kürsü başkan oluyor. Sütü yapamıyor. Kendi sütü, kendi sütü incelediğinden dolayı hürmet görüyor, iltifat görüyor. Şöyle buyur diyorsun, yer verin diyorsun. Süt kürsü başkanı diyorsun. Yapan affedersin, nerede yatıyor biliyorsunuz. Nasıl olacak şimdi bu? Ha, mahiyetler Allah'a açıktır. Orada hayvanı kullanıyor, orada inciri kullanıyor. Onun da var. Yani bir başka yerde ağacı kullanıp meyve yapıyor. Sanatkara bakın yani. Sanatıyla eşya arasında o kadar fark var ki sebeplerle. Ya Allah'ı bilmemek çok cahilliktir arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sebeple müsebbebe ikisi arasına koyduğu malzemeye bak. Şimdi arkadaşlar bakın çok basit bir örnek. Bir adam kaç sanatta mahir olabilir? 3, 4, 5, hadi 10 de canım. On de ya netice itibariyle. Yani bir adam dünyadaki bütün sanat alanlarında maharet sahibi olabilir mi? Olamaz. Heh, bak şimdi. Ama Allah her alanda ne yarat hepsinde maharet sahibi. Her şeye mükemmel yaratıyor değil mi? Ne yaratmışsa. Bak bunun örneklerini tabiata da yerleştirmiş. Bir kökü inceleyen bütün kökleri incelemiş midir? Evet. Değil mi? Aynı kaideye tabi. Bak bütün kökler aynı kaideye tabi. Aynı köklerden her şey oluyor mu olmuyor mu? He? Her şey oluyor. Çınar da aynı kökten oluyor. Vişne de abi. Bir kök her şeye kadir. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın yani şuunatını vermiş bazı şeylere. Şimdi bütün hava aleminde ne varsa bir hava atomun dersi var mı yok mu? Aha bir örnek daha. Yüve nüktesi tabii. Bir kase toprak. Bir kase aynı malzeme canım. Bütün nebatalından çıkıyorum çıkmıyorum. İşte. Nasıl Cenab-ı Hak birken her şeye kadir? E kökler de öyle canım. Bir insanın hücresinde genetik yapısı mevcut mu değil mi? Saçında Allah Allah. Bir Adem babamızın tohumunda kıyamete kadar gelecek bütün insanların suretleri, özellikleri, güzellikleri. Ha bir örnek var. Ya bir hücre her şeye kadir. Ama Allah'ın sanatı orada tecelli ettiğinden dolayı. E bunu yaratan da daha, daha alası, daha ezelisi olmaz mı arkadaşlar? Bunlar ebedi. Demek biz zerre herkes kendisine bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. O köklerde Cenab-ı Hak mahiyeti kendi bilir. Bütün kökler bir, bir, aynı kaydaya tabi. Bütün aynı kaydaya tabi olan bütün köklerden Yusuf Efendi bütün farklı nebata çıkıyor. Niye? Mahiyet Allah'a ait. Allah açıyor onu. Aynı şeyden aynı şey çıkar. Marangoza neden ne çıkar? Demirciden ne çıkar? Demirciden belli. Abi bizim demircinin patlıcan kebap çıkıyor diyor. Ya, yanlış etme. Abi emin ol. Ya bunda bir iş Demircide bir iş var. Hiç demir incelemeye lüzum yok. Adam inceleyin. Tabi adamda iş var. Sanat. Kökleri inceliyor da bunda ne var diyor. Çıkın odunun içerisinden. Onu evri çeviren bir yaratan usta var canım. Aynı odundan ekşi, aynı odundan tatlı. Böyle bir şey olamaz. Da Allah kendini nasıl göstersin yani. Var mı insanın sanatında böyle bir şey? Mesleğine göre iş yapar. Kulak burun boğazcı gözden anlamaz. Aynı tıbbı okumuş. Altı yıl aynı. Ona bile Hayır yani ben diyor. Dermatoloğum diyor. Gözden anlamam diyor. Onun uzmanına git diyor. Bu kök nasıl bir şey ki her şeyden anlıyor. Vişneden de anlıyor. Kirazdan da anlıyor. He? Patatesten de anlıyor. Maroldan da anlıyor. Ya bizden daha basiretli, daha ilimli, faziletli veya ustanın işi var burada. Bir el onu evirip çeviriyor değiştiriyor. Çok şeyler var. Vücudu bizce bedihi olduğu halde mahiyeti bizce meçhul. Her şey hemen hemen böyle. Varlığı kesin ama mahiyetini bilmeyiz. İşte şu cüz-i ihtiyari öyleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Ademi ilmimiz, irade cüzyenin mahiyetini bilmememiz onun yokluğuna delalet etmez. Evet. Üçüncüsü, cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Bak yavaş yavaş giriyor üstadım teknik konulara. İrade-i cüz'iye, cüz'iye kadere zıtlık göstermez. Allah'ın muradıyla bizim aldığımız karar mutlaka örtüşür. Yoksa Cenab-ı Hak kaderi tayin etti, biz irademizi bu tarafa kullandık. Meleklere değiştirin bu kaderi. Allah yanılmaz haşa. Olmaz o. Ona Allah ilmi denmez kad, irade cüziye de kadere tamamen bağımlı olsa bakın şimdi ona da imtihan denmez. Ha, bir şey var burada. O şeyi anlatacak şimdi üstadımız. Evet. cüz ihtiyarı kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Bak bak. Kader ihtiyarı teyit ediyor. Dikkat edin. Kader ihtiyarı kuvvetlendiriyor irademizi. İrade kaderin baskısı altında değil. Artı değer var burada. Yani şimdi kader dediğine Cenab-ı Hakk'ın biliyor ve takdir ediyor olması. Şimdi kiliseye gitmek istiyor bir vatandaş. Tamam mı? Kiliseyi yaratan. Bakın. Orada durduran, dünyanın dönmesini sağlayan, adamın sağlığını veren, kalbini çalıştıran. Bu bir ilim midir? Bilmek lazım mı bu işleri yapmak için? Değil mi? Bak bunu Allah biliyor. Bilmek ona bizim buna gücümüz yetmez. İki, bildikten sonra irade gitsin kiliseye. Niye? Kararı verdi. Allah'ın muradı da bizim muradımızla örtüşüyor. Ya Rabbi camiye geldim ben kiliseye gidecektim diye böyle bir şey var mı? Niyet ettim kiliseye, niyet ettim camiye. İki de gidiyoruz. Giden biz, götüren kim? Allah hem ilmi, hem iradesi, hem de kudreti bizi teyit ediyor. Kulum ne yemek istiyorsun? Vişne, yaratan o. İlmini bilen o. Bizi onunla örtüştüren o. Lezzet aldıran o. Boğazımızdan götüren o. Fakat niyeti ben yaptığımdan dolayı kainat bana hizmet ediyor. iradem yerine gelsin diye. Hiç itiraz yok. Hiçbir taraftan. Ne ağaç önümden kaçıp gidiyor, ne ayaklarım bu tarafa dönüyor, ne sağlığım elimden alınıyor. Vişne de böyle. Hırsızlık da aynı. Niyet ettim çalmaya haşa ya Rabbi. Kasa orada. Yine aynı ayaklar gidiyor. Yine aynı el gidiyor. Allah'ın ilmi, kudret, iradesi bize yine kuvvet veriyor. Şerde ve hayırda insan neye karar vermişse kainatını destekliyor mu desteklemiyor mu? İşte imtihan bu. Kimse itiraz edemez. Kaçacak yerimiz yok. Ya Rabbi zorladın haşa mecburdum. Böyle bir şey yok. İradeden sonra yürüten o, takdir eden o, götüren o. Ona karışamayız. Karara biz verdik mi? İşte oradan sorumluluk başlıyor. Ya Rabbi camiye niyet edince ayaklarım tersine dönüyor. Bak oldu şimdi. Suçun yok kardeşim. Gitme. Camiye niyet ettiğim an nefesim boğazıma geliyor. Sanki ruhum kabz edilecekmiş gibi. E, kiliseye niyet edince böyle rüzgar akından itiyor. Tam kapısından içeri sokuyor. Hiç sorumlu değilsin. Git kiliseye korkma. Böyle bir şey oluyor mu arkadaşlar? Abdest almaya niyet ederken sular kesiliyor. E? Su içerken akıyor. Demek ki ibadet engel. Doğru. Öyleyse ibadet engellenmiştir. Hangi halimizi buna örnek olarak gösterebiliriz? Bir tane örnek gösterin bana. Ha camiye giderken emri hak vaki oldu. O namazdan sorumlu değilsin. Kılmış gibi sevap alıyorsun. Bak olursa. İmtihan olmaz çünkü. Günah işleyen, işlemeyen, isyan eden, etmeyen. Bak şimdi. İnanan, inanmayan. Serbest mi arkadaşlar? Bu dilin hareket etmesi, sesin boğazdan çıkması büyük bir yatırım. Arkasında kainat. Niyet ettim iman etmeye. Mümin oluyor. Mümin yazıyor Allah. İman ettiren de o ama niyet bende. Niyet ettim iman etmemeye. Onu da münkir yazıyor. Yine yazdıran iman ettirmeyen o. Fakat niyet benden çıktığından dolayı bütün kainatın mekanizması ben dahil ilimle, iradeli kudretle benim arkamda hazır. O halde kader ne yapıyor? Hem maddi hem manevi iradeyi kuvvetlendi bana destek oluyor. Bir örnek daha verelim basit bir örnek. Bu tam anlaşılması lazım. Eskiden terziler vardı. İnsanlardan ölçüler alırlardı değil mi? Elbiseyi yaparlardı. Gittin elbiseye terziyi verdin. Terziye şeyi verdik. Ölçüleri verdik. Kumaşı da götürdük. Bakın. Şimdi orada iki tane ilim var. Bir bize taalluk eden kısım bir de şeye taalluk eden kısım var terziye. Terzideki elbise yapma noktasında külli ilim, külli irade, külli bir kuvvet olduğunu düşünün. Sanat var orada. bir şey yapmasını bilmeyiz. Ama ölçü vermesini biliriz. Terzi sorar, pantolon paçası. Ne kadar olsun? Fermuar mı olsun, ilik mi olsun? Mesela köprüler nasıl olsun diye bunu sorar. Çeket kaç yırtmaçlı olsun, kaç düğmeli? Ölçüyü biz verdik. Ter, terzinin ilmi, iradesi, kudreti, kumaşı neye göre kesecek? Benim verdiğim ölçüye göre kesecek. Benim verdiğim ölçüye göre bana bir elbise dikip verse ben bu elbiseye itiraz edebilir miyim? Ama elbiseyi yapan kim? Terzi. İradesini ortaya koyan kim? Elbise. O da terzi. İlim, terzi ilgili onda var? Hiçbir şekilde terzi sorumlu değildir. Peki üç düğmeli çeker istedik, tek düğmeli geldi. Ha o zaman itiraz edebiliriz. Hakkımız var. O da ne? Tamam kardeşim yanlış yapmışım. Aynen hayat böyledir. Yaratan Allah'tır. Sanatını koyan oraya odur. Bilen odur. Yapan da odur. Ama ölçüyü kim veriyor? Biz veriyoruz. Şimdi bu dünyada yaşayan tüm insanlar cennetin ve cehennemin ölçülerini veriyor. Sarayının veya Allah koru cehennemin gayyasının ölçülerini veriyorlar. Yarın önümüze Cenab-ı bir imkan getirecek. Bir istikbal koyacak. Bu ne ya Rabbi? İşte kulum ölçüysem mi? Ateşimin şiddeti bu olsun ya Rabbi. Şundan yanmak daha hayırlı olur. Cemaatle yanmak biliyorsunuz. Allah korusun. E, yele gidenler var da grup grup gidenler var. E bu sen ölçüyle misin? Bak oğlum. Bu cehennemi sen ölçüne göre yarattım. Ama istemeyi isteme yarattım. Benim niyetim benim imkanlarım ve şuunatım senin cennete gitmeni icap et Ama sen ısrar ettin. E bir cennetin ölçüsünü ona göre cennet hazırlayacak Cenab-ı Hak. Kimse itiraz edemez. Bilmiyorum konu anlaşılıyor mu? Yani kainat idare eden, yapan hep o. Bizim ölçümüz, niyetimiz. O niyet bizim önümüze olayları getiriyor. Fakat burada bir şey var. Geleceğiz oraya. Cenab-ı Hak ilmezeliden biliyor. Ezelde bilmesi biz o işi yapmaya zorlamaz mı? Bak geliyoruz oraya doğru. Evet. Cüz ihtiyarı kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit ediyor. Demek ki biz ne istesek Allah onu biliyor. Ona göre de yaratıyor. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. Kader ilim nev'indendir. Sadece ilmi olan bir mahiyet bizi o işi yapmaya zorlamaz. Ne ister zorlamak için irade ve kudret ister. İkisi bir devreye girdi mi insan zorlama altında kalır, mecburen onu yapar. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Yani Cenab-ı Hak biz ne işleyeceksek onu biliyor. Allah bildiği için biz işlemiyoruz. İşledikten sonra bilsin haşa. Böyle bir soru geldi bize. O mahluk ait bir ilimdir. Olaydan sonra öğrenmek. Allah'a o ilim yakışmaz. Allah o ki olmadan evvel bile de biliyor ola. Bilmiş değil bak. Geniş zamanlı kullanıyor. Allah herkesin kaderini biliyor. Ama bu bilgi o kaderi bilinenler tarafından uygulama zorunluluğu getirmiyor. Neden? Kader sadece ilimdir. Bil bilmedir. İlim nevindedir. İlim o işi yapmaya zorlamaz. Şimdi örneğini verelim. Bakın nasıl zorlamıyor. Allah korusun bir Mefluç bir insan düşünün, kötürün bir insan. Değil mi? Bu insan çok da güzel silah kullanmasını biliyor. Kendini koruyacak kadar silah kullanma eğitimi, bilgisi almış. Attığında 12'den vuruyor. Silahı da tavanda asılı. Bir adam gelse bunu öldürmek istese bu adamın bilgisi, ilmi, silah hakkındaki bütün malumatı bu adamı kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Kurtaramaz. Bilgi bir şeyi idare etmek için esas değildir. Ya ne lazım? İrade, kudret, kalkma iradesini gösterip onu oradan alacak ki kendisini kurtarabilsin. Demek kader, ilim, nevin. Allah mahlukatın başına gelecekleri ilmi ilahiyle sadece biliyor ve yazıyor. Bilme ve yazma bizi o işi yapmaya zorlamıyor. İlim zorlama için tek sebep değildir. Peki ne olacak? İrade ve kudreti de kullanacak ki Allah... Biz sorumluluk altına girmeyelim. İrade ve kudreti de bizim irademizi ortaya koyduktan sonra devreye sokuyor. Onlardan zaten sorumlu oluyoruz. Anlatabildim mi meseleyi? Şimdi diyelim ki iki ay sonra güneş tutulacak. Takvimlerde yazıyor. Önceden yazıyor değil mi takvimler? Peki güneş tutulacağından dolayı mı takvimler yazar? Takvimler yazdığı için mi güneş tutulur? Hı? Tabi canım. İlim, malumat abi. Tabi. O zaman takvimler yazar ki yarın devamlı günlük güne şey olacak İstanbul. Bu İstanbul'a kış gelmeyecek. Herkes rahat eder. Doğal gaz ödemez. <laughs> Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ya? Demek ilin neye? Tabi malum olur. Oraya geleceğiz. Girin gelim. Sadece burada şunu öğretiyor üstadımız. Güz ihtiyari kadere münafi değil. Niye? Belki kader ihtiyarı teyit ediyor. Bak bak zıtlıktan öte Allah'ın kaderi bizim ihtiyarımızı kuvvetlendiriyor. Yani kader bizi kuvvetlendiriyor. Kader bizi tahakküm altına almıyor ya. Tamamen tersi. İrademize destek oluyor. Hadi oğlum ne istiyorsun? Daha çıkmayı. Ben sana daha çıkarırım. Sen daha çıkamazsın. Böyle bir imkanın, gücün, takatin yok. Sağlığını veren, veren ben, hayatını veren ben diyor Cenab-ı Hak. Ayaklarına derman verenden, sinir sistemini çalıştıran, dağı orada tutan, oksijen etrafında yaratan sen nereden dağa çıkacaksın? Ama niyet edin ben seni çıkarım, sistemi senin için çalıştırıyorum. Çık! Ve dağa çıkıyoruz. İneceğim. Aynı şartlarda. Yine yani ben seni indiriyorum ama inmeye niyet ettin ya. İn, i̇neceksin. Niyet ettin mi inersin. Şimdi inmek, dağdan inmek, isyan olsa çıkmak da diyelim ki itaat olsa Allah yaptırıyor. Ama niyeti ben karar olarak verdiğimden dolayı indiğinde sorumluluk altına girerim. Çıktığımda sevaba girmiş olurum. E kader böyle teyit etmezse ona imtihan denmez. İmtihana giriyor çocuklar. Sorular soruldu. Öğretmen herkesin elini kolunu bağladı. Verin cevap. Çocuğu sözlüğe kaldırmış ağzına bir tane bant yapıştırmış. Soru soruyor çocuk konuşamıyor. Git sıfır. Olmaz ki hocam ağzımı aç. Allah için hangi hayırlı işlerimizde ve şerli işlerimizde ayaklarımız tutuldu da ağzımız bağlandı? Bu ağızdan Allah korusun içki de kolay gider. Allah korusun su da kolay gider. Ağız içki içerken dirense, su içerken rahatlasa buna imtihan denmez. Ama yutmak, vücuda götürmek o Allah'ın işi. Kimin gücü yeter yutmaya? Bak Allah korusun kırtlak kanser olanlar yutamıyorlar. İman ettim, konuşmak büyük bir nimettir. Allah konuşturur. Allah inkar ettim demek de bir konu. Onu da Allah konu. İkisi de mucize. Allah'ın ilmiyle, kudretiyle, kainatın desteğiyle oluyor. İradeyi kader teyit ediyor. Ama birinde küfre gidiyor, öbüründe mümin olarak cennete gidecek. Neden? Niyeti ben içimden öyle tuttuğumdan dolayı Allah da mekanizmayı niyetime göre çalıştırıyor. Zaten öyle olmalı ki ona imtihan densin. Öbür türlü tarafgirlik olur yani. Adaletsizlik olur. Çünkü kader ilmi, nev, ilmi ilahinin bir nevidir. Bak ilmi ilahinin bir nevidir diyor kader. Daha ilmi ilahinin çok nevileri var. Bir ilmi ilahi var ki ilim, irade, kudret beraber tecelli eder. İnsan ondan sorumlu değildir. Mevsimlerden sorumlu değiliz. Allah getiriyor mevsimleri. Değiştiremeyiz afatlardan kader. Bak herkes altında eziliyor. Kurtulanlar böyle, ezilenler cehenneme. Yok böyle bir şey. Musibet. irademizin dışında ne oluyorsa yine ilim, irade, kudret beraber tecelli ettiğinden oluyor. Sorumlu değiliz. Istırarı kader, Istırarı kader dönüyor. Ama bir kader var ki Allah biliyor irade ve kudretini bizim irademizden sonra, niyetimizden sonra devreye soktuğu her şeyden mesulüz. Ama Allah ilmi o ki mazi hal ve istikbali beraber tuta Allah ezelden bilir. Allah'a yakışan ilim budur. Sonradan bilmek kula ait bir ilimdir. Allah'ın bir şeyi yani ezelde bilmesi bizi o işi yapmaya zorlamaz. Niye? Kader ilimdir. Sadece bilme zorlama unsurunu yere yerine şeye getirme ikame edemez yani. Bilgi bizi zorlayamaz. Kudret ve kuvvet zorlar. Evet. Mesela ben niyetimden geçirdim ki diyelim ki şuradan kimse girmesin dedim. Girmeyecek. Karar verdim içimden. E beklesin bir adam girse ne diyebilirim ki? Bak bir hatta konuşsam bile oraya tesir etmez. Peki ne yapacağım? Gideyim kapıyı kapatacağım. Girme kardeşim diyeceğim. Ha o zaman adam sorumlu değil. Böyle olmuyor. ya. Bilgi yazı veya yazmışım buraya. Adamın da haberi yok. Yani hem biliyorum da yazıyorum. Kapıdan kimse girmeyecek yazıyı da yazdım. Bilmiyor ki adam burada ne yazı var. Ona göre baksın da girmesin. Kaderini kimse bilmiyor ki. Bir de sadece bilgi ve o yazı Allah'ın yani ilminin yazılış mahiyetini bilmediğimizden dolayı kader ilim nevinden olduğu için insanları zorlamaz, baskı unsuru olamaz. Peki ne olacak? Bilmekle beraber tedbir alıp, kuvvet kullanıp, kudret kullanıp irade kullandıktan sonra o şey tahakkuk edebilir. İrademizle ilgili konularda üçü birden tahakkuk etmiyor, taalluk etmiyor. Dördüncüsü ki bunu okuyalım mı? Saat kaç? Evet. Bir girizgah yapalım şuradan. Dördüncüsü Evet. Şeyin başında, ikinci mefasın başında şöyle bir haşiye var. Bu ikinci mefas en derin, en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Hem derin, hem de müşkil. Bütün ulamayı muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaidi kelamiyedir. Kelam ilminin ak akideye taalluk eden ve ulemanın üzerinde muharebe ettiği mücadele ettiği mühim bir konudur, münazarlık bir konudur. risale tam halletmiş diyor. Tozsuz, dumansız, muharebesiz bize bir hakkat ustanın böyle anlatıyor. Dördüncüsü, kader ilim nevindendir. Dedi ya, şimdi ilim maluma tabidir. İlim neye tabidir? Kaydedir, maluma tabi. Herkes bilir mi bu gözlüktür? Niçin bu gözlüktür? Gözlük olduğu için abi diyecek. Değil mi? Başka bir cevabı var mıdır? Peki ilim neye tabi? Maluma tabi. Bizim bunu gözlük olarak bilmemiz bizim bildiğimizden dolayı mı? Bunun gözlük olduğundan dolayı mıdır? Tabi, çok basit. Eğer malum ilme tabi olsaydı biz bilgiye göre bunun mahiyeti değişseydi bizim bilgimize göre ben bunu altın bilirdim, hemen zengin olurdum. Bilin bakayım altın diye bu altın olacak mı? E peki bardak bilim bardak da olmuyor. bakın. Bilgiler neye tabidir? Maluma tabidir. Malum da bu işte. Cebimde diyelim 10 lira var. 10 liranın olması malumdur. Benim onu 10 lira olarak bilmem ilimdir. İlim neye tabidir? Maluma tabidir. Eğer malum ilme tabi olsaydı cebimde 1000 dolar bilirdim ben o gün zengin olurdum. O da o da değişirdi yani. Bak ilim değiştirmiyor mahiyeti görüyor musunuz? Enteresan şimdi. Buradan Ankara kaç kilometre? 400 kilometre. Niye? Ne biliyorsun? 400 kilometre kardeşim. Malum ilim neye tabi? Maluma tabi. Herkese göre 400 kilometre değil mi? Kanaat değişikliği olmaz. Eğer malum ilme tabi olsaydı ben bunu 10 kilometre bilirdim. 10 dakikada giderdi. Bu kadar masrafa da lüzum yoktu. Ankara'nın yeri değişirdi Allah korusun. Bak gülüyoruz değil mi? Böyle bir şey yok. Kader ilim nevindendir. Yani bizim irademizle ortaya koyacağımız şey malumdur. Allah'ın onu bilmesi o işin mahiyetini değiştirmiyor. Tamam mı? İrademizle ortaya neye koyacaksak Allah onu biliyor. Eğer ilim malumu değiştirseydi insanlar çocuk oyuncağı gibi, eğer rüzgarındaki yaprak gibi olurdu. İmtihan olmazdı o, Baskı olurdu. O. Nasıl bu ilimler malumlara tabi ise kader ilmi de insanın iradesiyle ortaya koyacağı malumlara taalluk ediyor. Biz neyi niyet ediyorsak, neyi işlemeyi arzu ediyor Allah onu biliyor, onu yaratıyor. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Adam öldürecekse Allah öldüreceğini biliyor. Affedecekse affedeceğini biliyor. Namaz kılacaksa kıldı yazıyor, kılacak yazıyor, kılmayacaksa kılmayacak yazıyor. E şimdi namaz kılan bir adamı kılmayacak diye mi yazsın? Olmaz ki yani. Bak bilgi ne yapıyor? İradeyi kuvvetlendiriyor. Yani neyi düşünüyorsak Allah onu biliyor. Onu yazıyor işte iyi. Öbür türlü küllü harap olur. Allah korusun. Dengeler bozulur yani. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani bizim irademiz haşa Allah'ın dediğini uygulanma mecburiyetinde değil. Öyle olsa her bir niyetle eşyanın değişmesi lazım olur. Allah bu ilme vermemişse kader ilminde de böyle bir değişkenlik söz konusu olamaz. Yani kader neyi biliyor? Ne niyet etmişse onu biliyor. Onu tahakkuk ettiriyor. İrademizi ortaya koyduruyor. Ona kuvvet veriyor. Eğer tersi olsa adam niyet ettiğim su içmeye Allah korusun ağzından başka bir şey girdi. Olmadı bak. Niyet ettim camiye gitmeye, birden gittik kilise haçın karşısında kendini gördü, haşa. O zaman ne olur? Allah'ın ilmi, kader ilmi bizi, irademizi baskı altına alır. Buna imtihan denmez. Bununla birileri cenneti, birileri cehenneme gitse, haşa, zulüm olur. Ki böyle bir şey yok. Yani ilim desatiri, ilmin kaydı ve kuralları, ilmin kendisi, malumu, şu bilinen olay ve hadisatı hali vücut noktasında idare etmek için esas değildir. Bir şeyi sadece bilmekle o iş değişmez. Ev yapmayı biliyorum. Hemen bil. Bir taş bir taş üstüne kesinlikle konmaz. Peki ne olacak? Müteahhit tut. Malzeme bak ne sev, ev, ev yapılıyor gör. Yani ilmin yanında bir de ne lazım? İrade ve kudret lazım ki ev ortaya çıksın. Niyet ettim yarın imtihandan yüz almaya. E hayırdır? Niyet ettirmeye bakıyor nasıl yüz geliyor. Vallahi kusura bakma. İki arz yan yana gelmez. Niyet et bir de çalış. İradeni kuvvetli o zaman git bak gör nasıl puan alıyorsun. Ya ilim sadece bir şey bilme. Ben biliyorum deme. O işin mahiyetini değiştirmiyor da. Kader de kainat hakkında ilimdir. İlim kainatta ne yaratılmışsa mahiyetini değiştirmek için esas değildir. Yani bir adam Allah biliyor da benim ne suçum var diyemez. O bilgi insanları hareket ettirmeye, niyetlerini değiştirmeye kifayet etmiyor demektir. Tabi. İlim de satiri. Malumu hariç vücut noktası idare etmek için esas değildir. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar, kudrete istinad eder. Ha Allah bilmekle beraber bir de bizi irade ve kuvvet noktasında zorlarsa o zaman işte şeydir baskı altındayız, mesuliyet altına girmiyoruz demektir. Çocuğu tahtaya kaldırdı, elini arkadan bağladı, ağzını da bantladı, soruları soruyor matematikçi. Ve sonra sınıfta kaldın, geç diyor. Bu çocuk onu mahkemeye verip hakkını almak mecburiyetindedir. Çünkü zulüm etmiştir. Peki, çok sağlıklı bir imkanda imtihan edeceğini söylemiş, sorularda aşağı yukarı şu sayfadan bu sayfaya kadar çalış demiş, çıkartmış, bilmemiş sınıfta bırakır. O zatın da buna razı olma mecburiyeti vardı. İşte buna imtihan deniyor. Ama öğretmen o çocuğun kaç alacağını daha evvelden bilmesi, bak bilmesi, o çocuğun cevap vermesini engellemez. On örneğini verelim. Şimdi düşün veli bir hoca veya sihirbaz bir hoca. Cemaat işinden geleni alsın. Veli dolu, sihirbaz dolu. Fark etmez. Veli diyelim bir cemaatin şeyini okuyun. Veli bir hoca. Velayetiyle bir talebenin kaç alacağını bilir. Allah bildirirse ne yapar? Bilir değil mi? Bilir. Şimdi matematik dersinden akşam açtı hoca not defterini doldurdu. Sınıfta 33 kişi var. Kimisine 3, kimisine 5, kimisine 10 verdi. Sabahleyin geldi defterde yanında hocanın not defteri. 2'yi ve 2 verdiği talebeyi kaldırdı. Sordu soruları. Çocuk da bilmedi. Dedi otur evladım. Zaten ben seni tahtaya kaldırmadan dün kaderini yazmıştım. Bak aha notum burada. Dün yazdım, iki yazmış. Otur. Dese. Çocuk diyebilir mi? Hocam sen oraya iki yazmasın ve mi sorulara cevap verebilirdim? Diyemez. Hı? Diyemez. O iki var ya benim ağzımı gözümü bağladı. Nasıl yazdım onu diyebilir mi arkadaşlar? Ya bir yazıdır ya. Bir bilgidir ya. Hocam ne yaptı? Bana o iki yaptı. Sen oraya onca ben bu soruların hepsini cevapladım diyebilir mi bu talebe? Ya aynı aynı arkadaşlar. Hoca ilmiyle, basiretiyle ne yapacağını bilmiş. Önceden bilmesi bak zorlamıyor. Eğer böyle olursa var ya, Deccalı peygamber efendimiz bildi mi? Bildi. Anlattı mı hadis-i şeriflerinde? Özelliklerini sıraladı mı? Diyebilir mi Deccal peygamber bilmeseydi ben bunları yapmazdım haşa. Hadi git bakayım. Resulullah mı şu suçlu o zaman yani? Öyle olur mu? Akı zamanla ilgili haberleri vermiş. Ne olacağını Süfyan'a anlat, Nemrutlar neyse yani. Şeddatlar o zaman anlatmış. Ve onlar gelmişler bunlar icra etmişler. Niye icra ettiniz? Hadisleri görmüyor musunuz? Diyebilir mi ya? O hadislerde biz anlatılmasa biz bunlar yapmazdık diyebilir mi? Aynı Allah kaderimde yazmış ne yapayım? E kaderi nereden okudun ki? Hangi sayfasına baktığında sabahleyin? Kim kaderine sabahleyin bakıp evinden dışarı, dışarı çıkıyor. Bugün bakayım ne yapacağım diye. Kader hakkında bilgisi yok. Kader nedir bilmiyor. Ama sorumlulukları haşa cenab Hak yüklemekte mahir. Bu bizi kurtarmaz arkadaşlar. Veya diyelim bir veli hakim. Bak bu örneği de vereyim Bu yerine otursun bu misal. Sabahleyin adliyenin önünde bir adamı hızla koşarak gittiğini gördü. Ama o velayet olduğundan dolayı o adam hırsızlığa gittiğini biliyor. At, açtı ceza defterini. Ahmet efendi hırsızlık yaptı. 15 yılda ceza diye takdir etti. Defteri kapattı. Kaderi o. Adam daha yeni gidiyor hırsızla. İki saat sonra adam yakaladılar. Hakimin huzuruna çıkarttılar. Hakim muhakemesini yaptı. Cezasını verdi. Ancak dedi ki evladım sen iki saat evvel adliyenin önünden koşarak gidiyordun. Ben senin şirkete gittiğini biliyordum. Bak daha gelmeden aha cezan kaderini takdir etmiştim dese diyebilirim Hakim Bey sen oraya beni hırsız diye yazmasaydın ben bu suçu işlemezdim diyebilir mi? Diyemez. Çünkü adam ilmi marifetiyle bunu biliyor. E bunu hakime veriyoruz da, öğretmene bu hakkı veriyoruz da. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatın başına gelen olayları gelmeden evvel ilmezelisiyle bilmesi niçin biz o işi yapmaya zorlasın ki? Bilgidir sadece malumattır bu yani. malum neye tabidir? Maluma tabidir. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar, kudrete istinad eder. Ha bilmekle beraber zorla tutup elini götürüp adamın kasasından parayı çaldırsa hakim. Tehditle. Bir de onu diye cezalandırsa ha zulüm olur. Ki böyle bir şey yok yani. Şurayı okuyalım ama izah etmeyeceğiz. Dersi bitireceğiz. Hem ezel, ki, burada önemli. Buraya girdik mi uzar. Mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Bak bak ustad nerelere giriyor. Belki ezel mazi hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir ayna misaldir. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç daha yül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine eşyanın tertib girmesini ve kendisinin onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Gelecek ders inşallah burayı da okuyacağız. Ezel ezel ne? Ezel meselesinde de muazzez üstadımız meseleyi çözecek, biraz daha işin içine girecek. Ayrıca biz yanlış anladığımız ezeli biz anlatacak muazzez Ezel tabirini anlatacak. Peki.